Hoş geldiniz, hoş geldiniz Türk Duran Dünyamız. Hoş geldiniz. Kardeşlerim, karındaşlarım, minibünlerim. Esenlikler, esen hu, esen bolsun. Hepinize saygılarımı sunarım. Kardeşlerim, bugün yine bir değerli büyüğümüzü anacağız. Artık klasik oldu biliyorsunuz. Klasik oldu. Elimizden geldiği kadar bu değerlerimizi anlatacağız. Değerli büyüğüm. Çünkü bunlar bizim değerlerimizdir, bu değerli büyüklerimiz. Nerede yaşamış olursa olsunlar, bu insanlar yani Türk diye Turan'a hizmet etmişlerdir. Bunları bileceğiz yani. Bunları bileceğiz ve her zaman hatırlatacağız arkadaşlar. Başka çaremiz de yoktur. Yoktur. Bu insanları unutturmayacağız. Hakkımızda yoktur buna. Hakkımızda yoktur. Ben dedim ya, elinden geldiği kadar bu insanları anlatmaya çalışıyorum. Sizler de bu insanlar hakkında değişik bilgiler varsa, değişik kitaplar varsa araştırın, bulun. Bu bizim görevimizdir. Bu insanlar neler yapmışlardır? Başlarına neler geçmiştir bu insanların yani? Neler çekmişlerdir bu insanlar yani? Ne acılar çekmişlerdir? Bunları bileceğiz. Unutturmayacağız asla. Batı'da adamlar var ya, bütün değerlerine öyle bir sahip çıkıyorlar ki. Kimler Fransa'ya hizmet etmiş, kimler İngiltere'ye hizmet etmiş, kimler Almanya'ya hizmet etmiş. Teker teker böyle. Hepsini hatırlattılar bunları. Adamların hepsinin 5'er 6'er tane tarih kanalları var böyle. Teker teker hatırlattılar. Kim Almanya'ya çok güzel hizmet etmiş. Almanya'ya kimler? İngiltere'ye kimler? Fransa'ya kimler? İtalya'ya kimler? Teker teker adamlar çıkartıp bir de anlatırlar böyle. 15. yüzyıl, 16. yüzyıl, 17. yüzyıl teker teker. Biz de anlatacağız arkadaşlar. Biz de. Türk Turan Dünyamız. Ulu büyüklerini unutturmayacağız. Asla unutturmayacağız. Dedik ki her zaman insan ol, değerleri yaşar. Bugün onlardan bir tanesi olan ulu büyüğümüzü tanıyacağız. Grigori Gurkin. Türkçe ön adıyla Çoros Gurkin. Sadece Altay Türklerinin değil, Sibirya'daki bütün Türk boylarının çok iyi tanıdıkları ve hatta efsaneleştirdikleri bir önderdir. Onu dünyaya tanıtan ressamlığı olsa da Çoros Gurkin aynı zamanda bir Türkolog ve budun betimcidir. Günümüz Sibirya Türkleri için Gurkin'in başka bir önemli yönü de bağımsızlık kahramanı olmasıdır. Tekrar okuyacağız arkadaşlar, bu kısım çok önemli. Türkçe ön adıyla Çoros Gurkin. Sadece Altay Türklerinin değil, Sibirya'daki bütün Türk boylarının çok iyi tanıdıkları ve hatta efsaneleştirdikleri bir önderdir. Onu dünyaya tanıtan ressamlığı olsa da Çoros Gurkin aynı zamanda bir Türkolog ve budun betimcidir. Günümüz Sibirya Türkleri için Gurkin'in başka bir önemli yönü de bağımsızlık kahramanı olmasıdır. Gurkin 1870 yılında Gorno Altay'a bağlı Çaştura'da doğmuştur. Misyonerlerin Altay'da açtığı okulu bitirmiştir. 1897 yılında Petersburg'da resim akademisine gitmek için çalışsa da geç kaldığı için okula kabul edilmemiştir. O Ulala ve Bisk yerleşim yerlerinde çalıştı. Yerleşim yerlerinde
çalıştı. Ressam Ivan Şişkin ile tanışan Gurkin 8 ay kadar onunla birlikte kalmış ve ondan ders almıştır. 1899 yılında Petersburg Resim Akademisi'ne sınavsız alınmıştır. Gurkin 1870 yılında Gorno Altay'a bağlı Çaştura'da doğmuştur. Misyonerlerin Altay'da açtığı okulu bitirmiştir. 1897 yılında Petersburg Resim Akademisi'ne gitmek için çalışsa da geç kaldığı için okula kabul edilmemiştir. O Ulala ve Bisk yerleşim yerlerinde çalıştı. Ressam Ivan Şişkin ile tanışan Gurkin 8 ay kadar onunla birlikte kalmış ve ondan ders almıştır. 1899 yılında Petersburg Resim Akademisi'ne sınavsız alınmıştır. 4 yıllık eğitimini tamamlayan Gurkin daha sonraları Altay masallarını derlemeye başlar. 1926 yılında Rus şair G. Vyatkin ile birlikte Altay masallarını yayınlarlar. 4000'e yakın eseri bulunan Gurkin'in en önemli eseri ise Han Altay tablosudur. 1907 yılında yaptığı bu resim yüzünden 1937 yılında Pan Türkist ressamı olarak suçlanır ve öldürülür. 4 yıllık eğitimini tamamlayan Gurkin daha sonraları Altay masallarını derlemeye başlar. 1926 yılında Rus şair G. Vyatkin ile birlikte Altay masallarını yayınlarlar. 4000'e yakın eseri bulunan Gurkin'in en önemli eseri ise Han Altay tablosudur. 1907 yılında yaptığı bu resim yüzünden Pan Türkist ressamı olarak suçlanır ve öldürülür. Devrimden sonra Gurkin ve Altaylı aydınlar Ruslara karşı çalışmalara girerler. Sibirya'daki bütün Türk boylarını içine alacak Kara Korum adında bağımsız bir devlet kurmaya niyet ederler. Hatta bu amaçla küçük bir ordu da oluştururlar. Bu girişimin devamı gelmeyince Gurkin 1919 yılından önce Moğolistan'a, daha sonra da 1921 yılında onu basacak olan Tuvalıların arasına girer. 1917 yılındaki devrimden sonra Gurkin ve Altaylı aydınlar Ruslara karşı çalışmalara girerler. Sibirya'daki bütün Türk boylarını içine alacak Kara Korum adında bağımsız bir devlet kurmaya niyet ederler. Hatta bu amaçla küçük bir ordu oluştururlar. Bu girişimin devamı gelmeyince Gurkin 1919 yılından önce Moğolistan'a, daha sonra 1921 yılında onu bağırlarına basacak Tuvalıların arasına girer. Gurkin Sibirya Türkleri için düşündüğü devletin içinde Tuvalılarda bulunmaktaydı. 1940'lara kadar devam eden Pan Türkist hareketinin ilk yolbaşçılarından olan Gurkin bugün sadece Altaylılar tarafından değil Tuvalılar tarafından da çok sevilmektedir. Işıklar içinde uçsun. Tini uçmak olsun. İşte arkadaşlar dedim ya. İşte Türkçülüğün başı dedim ya. Kol başlarından bir tanesidir. Gurkin. Bütün Sibirya Türklerini toplamak için neler yapmıştır?
nere yapmıştır? Maalesef 1937 yılında diğer büyüklerimiz olduğu gibi, çünkü daha önce anlatmıştım ben, Cengiz Aytmatov'un babası da aynı şekilde kurşuna dizilmişti 1937 yılında. Daha başka Türkçülerdi ya. O zaman Sovyet rejimi tarafından yani. Sovyet rejimi tarafından. Bunlar ulu insanlardır. Burada bu şekilde Gurkin'i, Çoros Gurkin'i anmış olduk. Anmış olduk. O bizim büyüğümüzdür, ulu büyüğümüzdür. Yüreğimizdedir. O muhteşem ressam, Türkolog, müthiş Türkçü Turancı insan her zaman bizim yüreğimiz olacaktır. Ve her zaman Gurkin'i hatırlayacağız ya. Hatırlatacağız. Dedim ya arkadaşlar, çoktur. Sayılar çoktur. Bunlar hep isimsiz kahramanlardır ya. Neler yapmışlardır. Bakın neler. Dedim ya, özü mayasına hep sahip çıkan insanlardı bunlar. Türklüğüne, Turan'a sahip çıkan insanlardı. İşte başlarına neler geldi. Bu insanlarımızın başlarına neler geldi. Bu insanları unutturmayacağız. Her zaman hatırlatacağız ya. Her zaman, her zaman. Benim görevimdir. Cengiz Altınörk'ün benim görevimdir. Bu insanları size hatırlatmak. Elinden geldiği kadar. Çünkü bazen anlatırken bile zorlanıyorum ya. Gurkin'i, yani tüylerim diken diken oldu arkadaşlar ya. Düşün ya. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Muhakkak Çoros Gurkin'in eserleri varsa, kalan eserleri varsa, tablolarına bakabilirsiniz, şeylerine bakabilirsiniz. Eserlerine, muhakkak yapıtlarına muhakkak bakın, ulaşın, bulun. Bulun. Kitaplarda muhakkak vardır. Muhakkak vardır. Bu bir ulu büyüklerimize sahip çıkıyoruz. Ulu büyüklerimize sahip çıkıyoruz. Bunlar bizim pusulamızdır. Bunlar bizim pusulamızdır. Unutturmayacağız. Unutturmayacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere. Başka bir ulu büyüğümüzle görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.